pazarlar. Ramazan'ın son pazar günü Profesör ile Sağlıklı Yaşam programında TRT Haber ve TRT Radyo Haber'de karşınızdayız. Bu hafta programımızda özellikle saç dökülmesi yaşayanlar için çok önemli bilgiler aktaracak değerli hocam. Burada şu anda gördüğünüz gibi ocağımızda bir süt var. Stevialı süt. Ne için? Belki Ramazan Bayramı'nda yaparsanız güllaç yani doğal tatlandırılmış bir güllaç tarifini programımızın ilerleyen dakikalarında sizlerle paylaşacağız. Başlıyoruz. Değerli seyircilerimiz programımıza hoş geldiniz programımıza sorularınızla katılmak isterseniz ki birazdan bu soruları değerli hocamıza yönelteceğiz. Saracoğlu alt dire TRT ve HSCN Twitter adreslerine gönderebilirsiniz. Hocamıza hemen hoş geldiniz diyoruz. Merhaba efendim. Tüm değerli izleyicilerimize hayırlı uğurlu bir gün derken Allah'tan önce akıl sağlıkları sonra da beden sağlıkları daim olsun inşallah. İnşallah hocam biz de bu katılıyoruz, tüm kalbimizle katılıyoruz. Ramazan'ın son pazarı. Evet, e, ne kadar cibari. hızlı geçti değil mi? Öyle evet. Öyle yani yapıyoruz. bir türlü nasip olmadı. Bugün de kısmet olmayacak çünkü program çok yoğun. Anlatacağımız şeyler çok önemli şeyler. Yani bütün iş tıkanıyor, geliyor. Sonunda hep o gravitasyona dayanıyor. Biz de o da bir gün özel program yapalım evet, inşallah. Evet yani bir 20 dakika yoğun bir şekilde onu anlatırsam inanın dünyaya bakış açınız değişecek. Şöyle Hüseyin bak insanlar FKB bilimini bilmedikleri için öğretilmedi bu verilmedi yani. Dolayısıyla siz herhangi bir konuda çok iyi bir uzman olabilirsiniz tıpta, fizikte, kimyada, biyolojide, ne bileyim ben inşaatta filan. Ama bu FKB eğitimi, bu üçünün bir arada olduğu bu eğitimin temel kanunlarını bilmiyorsanız ve bu eğitimi almamışsanız, hangi eğitimi almış olursanız olun, doğayı tanıyamazsınız. Bak ben hatırlarsın 92'den beri tohum 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 dedim epler, epler, tohum. epder derdiniz ben de yani, o ne derdim evet yani insan anasını terk eder mi bak bu millet anasının ayağının altını öper yani Öyle. E, dolayısıyla toprak ana diyorsunuz ya bak e, sen nasıl Anadolu'yu terk ettin geldin bu büyük şehirlere yerleştin bir an önce bir an önce Anadolu'ya geri dönüşün olması lazım. Geç kalıyoruz. Hocam inşallah biz de siz de uygun görürseniz bir e, Anadolu'dan yani bizim Urfa'dan Şanlıurfa'dan yapmıştık. Hani bir yayınımız oradaki... vardı tabi. Evet. Tabi bakmak lazım oradaki bir yandan da e, son hızla devletimiz orada bütün e, çalışmaları yürütüyor. Eğer bir uygunluk görürsek belki de e, artık Rize'den mi yaparız hocam sizin çok sevdiğiniz. E, yaylalarımız var Rize'de. Artık. Trabzon'da. Trabzon'da. Var. Her yerde var. Her yerde var. Hem Trabzon'dakiler eli sopalı. İşte inşallah. Bir yabancı gelip orada bir şey topluyorsa üstüne gidiyor. Gidiyor. Do, do yani onu o bölümü inşallah e, yerinden yani, yaparız. Şunu söyledik bak. E, ben TRT belgesele ve oradaki e, ata tohumunu belgeselleştiren bir çekim ekibi var. Onlara gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Bu ata tohumu neymiş? Ben bugün şunu söylüyorum. Yani neyleyim ata tohumunu? Ruhum, canım olan ata toprağım yok ise. Şimdi ata toprağı deyince şunu kastediyoruz. Yani bu ata toprağının korunması lazım. Mesela bak şimdi ata toprağını en iyi koruyan ağaç alnustur. Alnus veya meşe ağacıdır. Bunlar toprağı arındırırlar. Topraktaki toksitleri yok ederler. Ona göre aktinobakterilerini toprakta programlarlar. Bu o ağaçların özelliğinde var. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Yani dengelerin hiçbir şekilde bozulmaması lazım. Birinci şey insanın anasıdır. Elleri öpülesice anneler. E öyleyse toprak ana diyorsun ya toprak. Bu çok önemli ya anlatmak lazım. İşte onun için FKB eğitimi dediğimiz şey o kadar önemli bir şey ki. Yok Hüseyin ben üniversitede ders veriyorum işte yok yani bir tarafı hep eksik kalıyor çocuk kafasında canlandıramıyor şimdi bir de şu var bakın bu e, şeyi ben belki orada düşünmeye başlayacaklardır eskiden ben bunları çok fazla işte kimyasına teknik olarak genetik şeyine girmezden girmeden anlatırdım ama siz bu temel kanunları FKB'nin temel kanunlarını bilirseniz istediğim tek şey lise düzeyinde öğrendiğinizi ama anlamış olmanız lazım. Anladığınız şeyi kavramış olmanız lazım. İşte bu olduktan sonra şimdi diyecek ki hocam ne var orada? Alnus'ta yani e, kızıl ağaçta. Ona su değdiği zaman odunu onun kızarır. Meşe ağacında ne var? Çünkü orada e, guanin ve sitosin dediğimiz bazlar çok sayıda tekrar ediyor. İşte bu tekrar sayısı ne kadar güçlüyse o kadar nedir toprağı arındırabiliyor. E bu nasıl oluyor? İşte biraz temel, temel. eğitim. Şimdi. Ben değerli izleyicilerimize bu işi fazla uzatmak istemiyorum. Yani toprağınıza sahip çıkın. Ata toprağına. Bunu da ancak ziraatla yapabilirsiniz. Tarımla bunu çözemezsiniz. Asla ve katla. Tarım gerekli ve şart. Ama ziraat Zaten... olmazsa olmaz. İnşallah Sultan Murat Yaylası'ndan anlatırız hocam. Siz çok seversiniz. İnşallah. Tabii. Çok ya, seversiniz orayı. Tabii son Sorularımız... bir şey daha. Buyurun hocam. Bu, buyurun buyurun. sorularınız gelmeden Estağfurullah. önce. Buyurun. ben bir soruyla başlayayım. Bugün kolay olsun. Tamamen ters. Tabii yani çok basit bir soru. veba dediğimiz şey 1330 1340'lı yıllarda Avrupa'da neden hızlı yayıldı? Bak yani Anadolu topraklarına da geldi ta şeye kadar. Bu Bering boğazına Pasifik'e kadar sürdü gitti. Dünyada 75 milyon insan vebadan öldü yani. Neden Avrupa'da hızlı yayıldı bu? Bu tamam. çünkü önemli bir şey. Buyurun şimdi. Cevaplarınızı ben bekliyoruz. Evet. E, sorunuzu alayım. Estağfurullah hocam. E, ekrana gelecek şimdi. Sizin değerli seyircilerimizin sosyal medyadan gönderdiği sorular. Ben bir ekrana gelirken size ileteyim. Evet. Günaydın hocam. 13 yıldır sigara kullanıyorum. Bırakmak için öneriniz nelerdir? Evet. Sigara sağlığa zararlıdır. Bir kere bu yasal uyarı. Bunu söylemiş olayım. Evet. Bir o, insanın buyur. kendi kendine verebileceği en büyük ceza sigara içmesidir. Yani sigara aynı zamanda bir uyuşturucu. Yani bunu unutmayın bundan kurtulmanın yol ya bağımlılık yapıyor yani. Evet, dolayısıyla hem kesenize zarar, hem sağlığınıza zarar. Bir de insanlar arada işini gücünü bırakıp kapı önlerine çıkıp orada içiyorlar yani. E, dolayısıyla e, zürriyetinize de çok büyük olumsuz etkisi var. Yani sperm sayısında ve bayanlarda yumurta kalitesinin bozulmasında burada çok etkili bu sigara. Şimdi bunu nasıl bırakırsınız? Bak eğer düşünceniz ya hocanın Saracoğlu hoca bir kür söyledi dur bakayım şunu uygulayayım. Bırakır mıyım bırakmaz mıyım yok böyle, böyle yola çıkarsan Olmaz. baştan yani evdeki oğlanın evlenmeye gönlü yok. Anası kız bakıyor yani böyle şey olmaz. Dolayısıyla siz gerçekten bu işi istiyor olmanız lazım. Bunun için de eğer istiyorsanız sigara bırakmayı ve gönlünüzden de hakikaten ben bu konuda mücadele ediyorsunuz. Niyet ediyorsanız. Ediyorum. Tabii. Niyet. Yani ondan sonra eee evvel Allah bıraktırır bunu size. Yani işte bu da karabaştır. Eee Yelin Hanım bu konuda işte size bunu anlatabilir. Yelin buyurun. Ee, bir su bardağı kadar demlemiş olduğumuz suyun içerisine ya yaklaşık 6-7 başak kadar karabaş bitkisinden ekliyoruz. 7 dakika kadar bunu demliyoruz. Daha sonrasında da sigara içme isteğimiz geldikçe sigara içmiyoruz. Onun yerine yudum yudum e, karabaş bitki çayını tüketiyoruz. Tamam. Şimdi bu karabaşın içine özelliğini söyleyeyim bak Hüseyin. Bitkilerde bir özellik vardır. Hani fotosentez diyoruz. Yani ışığı alır. Işığı alıyor. Bunu ne yapıyor? Kimyasal bir maddeye çeviriyor. Şekere çeviriyor. Yani bu önemli bir şey. Karbondioksitle beraber alıyor foton ve oradan neticede işte ee, bir ürün ortaya çıkıyor sonra bir sürü sekonder metabolitler filan uzatmayalım. Bak Hüseyin biz bitkilerin seçici özelliğini bilmiyoruz. FKB eğitimi verilmediği için burada düşünen insanlar yok. Hoca da diyeceksinler ki taktı bu FKB'ye. Evet maalesef bu konuda ben özellikle gençlerimizin yetiştirilmesi taraftarıyım. Yani güneşten gelen ışınlar var. Foton diyoruz bunlara. Ancak bunun dışında başka yıldızlardan gelen, başka galaksilerden dünyamıza sürekli gelen kozmik ışınlar var. Bunu en iyi alan bitkilerden bir tanesi işte Karabaş'tır. Karabaş'ın bu güçlü özellikleri var birkaç tane. Mesela kalbi güçlendirmesi gibi. İşte burada şey kozmik ışındır. Bir her şeyi güneşe bağlıyoruz. Sahir efendim fotosentezi sadece güneş yapmıyor ki oradan gelen ışıklar. Onun dışından çok daha uzakta milyarlarca ışık yılı olan uzaklıktan bizim üstümüze, bitkilerin üstüne, dünya üzerine gelen kozmik ışınlar var. Ama bunlarda en iyi seçiciliği yapan işte kızıl ağaç, alnus bitkisi, meşe ağacı, bir de tıbbi aromatik bitki olarak karabaş. Bazı bitkiler var. Çok seçicidir yani selektiftir. Ayırır alır. Çünkü yapısında o foton fonon enerjisine dönüşüyor. Yani o sabit yapıda fotonla fonon da farklıdır. İşte gene FKB'ye giriyoruz, girmiyorum. Tamam bu kadar ben bunu söylemiş olayım. Devam edelim. Diğer Bak. sorumuza geçelim o zaman. Bu e, e, ilginç, ilginç bir soru hocam. <laughs> Ekranımıza gelsin. Ee, evet. Hocam merhaba. Hami İlginç dediğim buydu zaten. Hocam merhaba bebeklerde cinsiyeti erkek mi yoksa kadın mı belirler açıklayabilir misiniz? Teşekkürler demiş. Değerli seyircimiz. Oo, oh, bu. Bunu ben bir ara cevaplandırmıştım. Şimdi efendim bu sorduğum soru var ya batıl o kadar kötü bir şeydir ki batıl yani hurafe çünkü onun için der İsra'da Hak geldi yani Kur'an geldi onun içinde ilim var ilim dolayısıyla hak geldi batıl kayboldu Hayır. yani hurafe Hayır. ortadan kalkacak e şimdi yani burada bu hurafeden olan mesela şey var Hazreti Ömer var kendi kızını biliyorsun diri diri gömmüştür değerli izleyicilerimiz. Şimdi beynimde birdenbire hepsi sıraya girmiş bir şeyler böyle. Ben düşün, soruyu düşündüğüm zaman böyle şerit gibi aklıma şeyler geliyor. Mesela Tekvir suresi var. 81. sure muhteşem bir, zaten kısa bir suredir o. Bak 8. ayetinde ne diyor? Tekvir şunu anlatır. Kıyamet koparken neler olacak işte. 8'e geldiği zaman da diyor ki ilk hesaba çekildiğiniz zaman sorulacak soru bu kız çocuğunu neden diri diri toprağa gömülerek evet. öldürürsen diri bunu, diri gömülen kız çocuğuna senin evet. ne neydi diye sorulduğu evet, zaman böyle bak yani. bunun şeyi var dolayısıyla kız çocukları çok ayrıcalıklıdır bir defa bunun bunun bilincine varmaları lazım. Herkes erkek evlat erkeğe. Zekeriya da öyle. Zekeriya peygamberde, Meryem suresi 19'a bak. ilk 10 ayeti 11. Ay o ayetlerine kadar okuyun. Erkek evlat ver bana yarabbi diyor. Benim soyumu devam ettirecek. Bak çok önemli bir şey. İşte o şeye geliyoruz şimdi. Erkek cinsiyet filan. Kimden? Ha, kimden olacağını. Dolayısıyla burada bilinmesi gereken şey ha Zekeriya'nın da duasını Allah kabul ediyor ya Zekeriya. Bugüne kadar biz Yahya ismini hiçbir peygambere vermedik. Seni Yahya ile müjdeliyoruz diyor. Yahya peygamberin orada. O da keçi boynuzunu çok sever. Yahya peygamber. Yani çöllerde hep yanında Tarnup vardır, keçi boynusu, her neyse. Şimdi e, hatta şey oldu ya, o zaman Hacettepe Üniversitesi'nde e, bir hoca çıktı dedi ki kız isterseniz kız, erkek isterseniz erkek, E bu olur. Vay bu 60'lı yıllardı Hüseyin, adamın namazını kılmak istemediler Maltepe Camii'nde. Sen nasıl Allah'ın işine karışırsın diye hurafeyi görüyor musun? Şimdi burada şüphesiz ki olayı akışına bırakırsınız kızsa Allah ne nasip edecekse odur. Ancak şu var yani belirli İslam alimleriyle sohbet ettiğiniz zaman geçmiş tarihe bakın onların içerisinde. Mesela Farabi de buna dahildir. İnternete girin. El veledu sirru ebihi. Erkek evlat babasının sırrındadır. Yani bu çok önemli bir şey. El veledu sirru ebihi. Şimdi bunu Farabi de düşünmüş birçok İslam alimleri. Bu konuda bak bunun cevabını şimdi vereceğiz işte. Yani burada bugünkü bilimle buna çok rahatlıkla cevap verebiliyorsunuz. Yani erkek evlat oluşması kesinlikle kadına değil erkeğe bağlıdır. Sen eşine çıkıp da orada bana bir erkek evlat dahi veremedin deyip o kadını suçlarsan çok büyük vebal alırsın. Büyük günaha girersin. Yani eşler, kadınlar biliyorsunuz. Erkeklere Allah'ın emaneti olarak verilmiştir. Şimdi burada demek ki mesela kız çocuklarına üzülüyorum ben. Eskiden bilmezsin sen vardır senin zamanında da sokakta fotoğrafçılar vardı. Hani nişan, düğün, nikah filan giderler gelinlikle oraya girerler evet. fotoğraflar çekilir filan. Bir de bazı Anadolu'da kasabalarda şeyde vitrinlere bakardı. Ben benim zamanımdan bahsediyorum. Yani 60'lı yıllarda 50'li bir bakarım çırılçıplak bir erkek bebek tamam mı? 2 aylık veya 3 aylık ya yatır yatırılmıştır veya oturuyor. Erkek evin en güzel mekanı hangisidir? Misafir odası diyor. Orada da büfeniz vardır. Tak büfenin içinde Büfen Erkek evlat böyle çıplak böyle şey olmaz yani çok büyük günah o evdeki kız çocuğu bu ayrımcılığı görmeyecek mi ha ey anne ey baba siz ne yapıyorsunuz ya böyle bir ayrım var mı hala yapan yani hakikaten Oo, erkek evlat istiyor yani şu var. Yani İslam alimlerinde Hayırlı evlat istemek Gerekmiyor mu hocam? Yani işte mesela bak Bu 70'li 80'li yıllarda Vardı ben biliyorum Deniz kenarında Mesela Narenciye bahçesi Var adamın 100 dönüm 200 dönüm 500 dönüm Denize yakın Deniz tarafını kumluk tarafını Kızlara verirler miras olarak Narenciye bahçelerinde erkek evlatlara verirler. Hani bu yakın tarihimiz bak bu ayırım var. Hüseyin kimse bana bak Şüphesiz. insanlar diliyle konuşmayacak. Gönlüyle kalbiyle de bunu tasdik edecekler. Dolayısıyla sonunda ne oldu? Kızlar yaşadı. Bütün o sahiplere beş yıldızlı oteller işte sekiz on katlı binalar yapıldı. Her biri işte 50-60 daire aldı erkekler de avucunu yaladı. Avucunu yaladı derken bahçede, çiftlikte çalışacaklar yani. İşte birçok yerde şeyi görüyoruz. Bu ayırımı ben lafı uzatmayın Yelin güllacı bitirdi hocam. Biz masaya gelene kadar. Buyurun hocam. Evet. Şimdi kadın yumurtası evet. bir de sperm. Düşünün kadın yumurtasında sadece X kromozomu bulunur. Spermde ise gelen sperm yumurtayı dölleyecek ya X vardır veya Y vardır. Şimdi X spermi gelir döllerse ne oluyor? XX kız evlat olur. Eğer gelen sperm Y ise yumurtayı dölleyecek o zaman XY Değil mi? Erkek evet. evlat olur. E burada yani kadın yumurtasında yeğenin karşılığı yok. Yani erkekteki kromozom, Y kromozom. Onun için işte elveledü sırrı ebihi derken de bak okuyun bir sürü hurafe şeyler yazıyor internette. E, bu şey üzerine. İşte bunun sebebi budur. Yani babasının sırrındadır çünkü erkek evlat doğrudan Y kromozomunu babasından alır. Şimdi bu ileri nesiller içindir. Y kromozomu. Hani ilk hedefiniz Akdeniz'dir. ileri der gibi. Yani fakat bir de geçmiş tarih vardır. Geçmişiniz. Onunla ilgili orada erkekte bir şey yok. Annede var. Yani annenin mitokondrisinde var. Yani orada ki genler sadece kadından gelir. Geçmiş soyunu onun üzerinde araştırırsın. Bak bunlar çok küçük detayla ama bunlar Hüseyin hep FKB bilimini öğrendiğin zaman çocuk oyuncağıdır. Ondan sonra ufkun genişliyor. Ondan sonra hurafeden ve batıldan Kurtuluyorsun ve zincirlerini kırıyorsun. Hürriyetine kavuşuyorsun. Baskıdan kurtuluyorsun. Geçmiş tarihleri düşünün. Erkek alıp eve kuma getiriyor. Erkek evlat bile veremedin diye. Bak sen ya suçlusun sensin ya. Bunu birisi sana, al. e yok. İşte bunu söylüyoruz. Neyse ben değerli izleyicilerimize şimdi bunları fazla uzatmak istemiyorum. Sorunuza ee, geçelim ama son soruyu da ileteyim size hocam sonra çünkü yelin orada e, çok değişik şeyler yapıyor cilt tamam e, hemen geçelim çok, evet bir de en çok gelen bana en çok sorulan sorulardan bir tanesidir onu okuyacağım e, şimdi hocamın cildi diye çok sorarlar onu da bir bahsederiz hocam merhaba hamilelik döneminde oluşan karın çatlaklarına ne iyi gelir evet bunun biliyorsunuz estetik operasyonu yok işte bunu Yelin Hanım'dan şey yaparız. Orada neler hem önleyici olarak neler O zaman yapalım. biz de o masamıza doğru hocam müsaadenizle geçelim. Çünkü ancak şey yapacağız. Diğer saç dökülmesi mesela. Şimdi sigarayı bahsettik. Buyurun hocam. Ha, saçlar Ama tabii. Ama saç dökülmesi daha pratik bilgilerimiz var. Cilt kuruluğu. Yani bunlara karşı sizin kürleriniz inanılmaz etkili. Evet. Bunları değerli seyircilerimizde mevsimde Oo. geliyor paylaşalım. Evet. Çok güzel çok maşallah. Önce maşallah. şu sorumuzun cevabını alalım. Çatlaklar. Hamilelikte evet. oluşan çatlaklar. Gebelik döneminde olan çatlaklar için yardımcı olarak Hindistan cevizi yağı kullanılabilir. Bu şu anda katı halde ama elime aldığım zaman birazdan farklı bir bitki şey kürümüzü de göstereceğiz. Elimize aldığımız zaman hemen eriyor zaten. Bunu karın bölgesine e, günlük akşamları e, uygulayabilir masaj şeklinde. Yani yeni başlamışsa çatlak daha onun farkında bile değildir. Bu tamir eder. Tamir Sadece eder. Izliyor. Ama çok fazla çatlamışsa maalesef üzgünüm. Yani orada işiniz zor. Peki şimdi. bunu. Onun için baştan bu yağları kullanacak hamilelik döneminde. Yani... ...badem yağını pek tercih etmiyorlar. Evet, neden? E, tüylenme yapabilir Evet. diye. Bir de neden? Onlar da... ...ithal badem. Mübarek Anadolu toprağının... ...bademi yağını kullan. Ondan bir şey olmaz. Ama bugün... E, ...üretilen simitlerin... ...üzerindeki susam dahi... ...ithal. E, alerji yapıyor, kaşıntı yapıyor mübarek. Yani ama... Anadolu susamı o tahin de yapılıyor ya ondan Hüseyin muhteşem. Dolayısıyla burada da biz e, Anadolu bademi ise bu işte orada en muhteşem şey yani onu kullanın hamilelik döneminde çatlakları müthiş derecede önlersiniz. Badem her yerde iklim olarak e, olabilir mi hocam ağacı? Yetiştirebilirsin tabii yani bak. Toprağa sen yeter ki toprağa aşılamasını bil yani bir ağacı bir yerden aldın getirdin değil mi tamam oradan da biraz toprağa getireceksin şimdi o toprak ama orada biter tükenir onun için ne yapacaksın tükenmemesi için Hüseyin mayalayacaksın adam diyor ya benim 80 yıllık 50 yıllık mayam var diye. Yani oradaki toprağı getirdiğin toprakla mayalayacaksın. Güzel Bu mayalama detalye. tekniğinin tabii neler. Ya bunlar hep FKB'nin içerisinde olan şeyler. Evet. Yani Adam, ağacı getirmek yetmiyor fidanı ya da ne, ne diyelim tabii. ona hocam. Onu oradaki toprağıyla Toprağını getir. Toprağını da getiriyorsun. Tabi ama o toprak fazla durmaz. Rahmet yağdıkça ne oluyor? E Bu kaybediyorsunuz toprağın özelliğini hem mikrobiyolojisini hem de kimyasını e, dolayısıyla e, bu toprağını mayalamanız lazım çoğaltacaksın. Toprağı da mayalayacağız. Aynen. Onu nasıl yapıyoruz? O, nasıl? Ona o başka o başka bir ayrı bir, ilim. O çok ayrı bir ayrı ilim. Bir konuysa, onu muhtemelen evet. tahtada anlatırsınız tahminim size. Evet. Şimdi ...biraz acele ediyorum bugün. Buyurun. Çünkü yetiştirmemiz Gerçekten gereken... Gerçekten çok güzel şeyler hepsini var. Hepsini Ramazan'da yaptı hocam. Çok kızgınız Yelin Hanım'a. E, tadına da bakamayacağız, yiyemeyeceğiz ama... ...söz alalım Ramazan'dan sonra da... ...bizim için ya ayrıca buradaki yapsın. Buradaki cemaatin tamamı... ...kameranlarla ve hepsi oruçlu... ...yapıyor. Şey yap Eskiden... ...Ramazan'ın dışında yapsın... ...şey kapanınca... Tabii yayından ...program sonra. yayından sonra herkes... Tabii yiyorduk, yiyiyordu. Olsun. E, Neyse, Allah, biz gene yaparız. Yaparız, ya, yaparız inşallah şey ama biz önemli olan bunun nasıl yapıldığını ve neden böyle yaptığımızı değerli seyircilerimize aktarmış olalım. Buyurun. Tabii. Hı -hı. Şimdi siz sohbet ederken ben e, hazırlamış oldum. Aslında Gülle Terkes'in yaptığı en basit e, tatlılardan ve en lezzetli tatlılardan bir tanesi. Biz bunu şeker yerine bugün e, stevia ile yaptım. Şurada da. E, Steveyi süzdükten sonra göstermek için bıraktım. Yaklaşık 1 litre kadar suyun içerisine 2 dolu yemek kaşığı kadar steveyi ekledim. Çok kaynatma yapmadım. Yaklaşık 7-8 dakika kadar demledim. Daha sonrasında evet. e, en alt kata bir yaprak kırarak e, güllaç yaprağı ekledim. Birazcık üstünü steveyalı sütümüzü ıslattım. Bu şekilde 5 kat kadar ekledim. Arasına ceviz üstüne yine 5 kat kadar ve üstüne kalan sütü döktüm ve süsledim. Yani stevia ile yapmış olacak. Sıfır şeker. Stevia'ya biraz ders ya, bakın, de Bilmeyenler stevia, olabilir. İlk defa duyanlar olabilir. Evet, stevia bitkisi bizim Anadolu toprağımızın bitkisi değildir. Bu işte Arjantin, Brezilya, o bölgeden Güney Amerika'dan gelmiş bir biyolog, Hollandalı bir biyolog orada tesadüf bitkilerinde tadına bakıyor. Bunun yaprağını Aa, bu ne kadar şekerli deyip oradan başlıyor. Ve e, bunu tatlandırıcı olarak kullanıyorsunuz. Müthiş bir bitki. Fakat işte bu şeker endüstrisi, bu tatlandırıcı endüstri var ya evet. hemen çamur attılar. Efendim o kanserojen siz bilmiyorsunuz. Nereden kanserojenmiş o ya? Bitki. ha Öyle öyle stevia bitkisine. Japonya'da bugün e, gidin Stevia'nın bunun e, şeyinin kristal halleri var. Yapmışlardır. Hani oturuyorsun ya kafeye kağıda sarılı böyle çayın içine kahvenin evet. Görünün, Stevia'dan. Japonya'da çok görürsünüz bunu. Yani kanser filan yaptığı yok. Uyduruk böyle. İşte bakıyorsunuz piyasayı kontrol etmek. Ticari amaç burada tamamen ticari ben stevia bitkisini özellikle e, tavsiye ederim çok sağlıklıdır. Kan şekerinizi de yükseltmez. Evet. ve evet, e, mesela diyabet hastaları da bunu tüketebilir değil Tabii kan şekerinizi yükseltmez. Yani e, glikozu etkilemez. Böyle. O zaman eee var içerisinde onun. Şeker bildiğimiz şeker tadı veriyor sana. Bitkiser Ama glukoz şey. değil, fruktoz değil yani. Kanser yapan bitki var mı? Madem bu kanser yapıyor diye böyle bir şey söylenmiş Şimdi olabilir bak, mi Hüseyin, yani? Şimdi bak bu soruyu sorduğun için teşekkür ederim. Mesela tujon diye bir etken madde var. Bunu tek başına kullandığınız zaman bu kanserojendir. Efendim ada çayının içerisinde tujon var, kanser yapıyor. Hadi oradan, hadi oradan. Yani tek başına bu müstakil olarak alındığı zaman. Yani tujon dediğimiz bu sekonder metabolit birçok bitkide var. Ben özellikle ada çayını e, söyledim ki uzaktan yakından alakası yok. Buyurun e, şeyde. FDA'ye Amerika'da müracaat ettiler. Beta karoten, havuçtaki beta karoten efendim antioksidandır. İşte kansere karşı güçlü bir silah oluşturuyor diye. FDA de dedi ki bir dakika sen bunu bunun üstüne yazamazsın. Bu ürünün e, kanseri önlüyor diye sen bunun klinik çalışmasını yap dediler. Dolayısıyla beta karoten havuçtan çekilip alındı tek başına beta karoten. Ne oldu? Sonunda gördüler ki neredeyse yüzde 45 oranında saf beta karoteni tüketenler, özellikle sigara içenler oldu. Onlar kullandılar. Baktılar ki yani yüzde 45 oranında akciğer kanseri artmış. O beta karoten kanser ne alakası var? İşte o zaman havuç suyu içmeyecek miyiz? İşte bunu tek başına bir şeyi yaradanın yarattığı bir nimetin içerisindeki hikmeti tek başına siz ayırıp dışarı alan e gerisi eden gerisi çöp boşuna yaratılmış var mı böyle bir şey? Dolayısıyla dengeyi bozuyorsunuz. Denge bozulduğu zaman da siz oradan faydalanamazsınız. Bunun içinde yayınlanmış klinik çalışmalar var. Değerli izleyicilerimiz internete girip baksınlar. Beta karotenin saf halde verilmesiyle havuç suyu içerisinde verilmesinin e, arasındaki farkı Fark. işte o zaman anlarlar. Yani bütün şey bu. Taze sıkılmış havuç suyu neye iyi geliyordu ben söyleyeceğim hocam. Buyurun. E, hafızayı güçlendirmek Unutkanlığa için. Unutkanlığa karşı. karşı değil mi? Alzheimer'e evet. karşı. O kadar çok şey öğrendim. Tavşanlar ki, hocam. niye çabuk çoğalıyor? Havuç yüzünden mi? Evet. Bak düzenli olarak e, havuç suyu içsinler. Haftada 3-4 defa böyle e, birer bardak performanslarının nasıl arttığını hayretle görecekler. Açık. Ama ben de şunu söylemek istedim. E, bayağı çok, o kadar çok şey öğrendik ki hocam. Yani sizle yıllar içerisinde e, aklımızın bir köşesinden hiç çıkmıyor yani artık bitkilere yani herhangi bir doğaya çıkıldığında e, sadece bitki diye bakmıyoruz. Bu hı hı. sayenizde oldu yani hakikaten İstanbul'da. öyle öyle hocam yani eskiden bu, bunu ne neye bakardık ki şimdi bir yerde acaba ısırgan görür müyüz? ada adaçayı var mı varsa hı hı. hemen toplayalım falan yani o, ona tabii papatya mesela papatya şimdi tam zamanı geliyor. Papatyayı niye toplayalım? Soru evet. bu. Toplayalım evet. mı? Ne, ne işe yarar papatya? Papatya evet. çayı. Sinüzit için yardımcı ve destekleyici olarak buhar içerisine birkaç damla biberiye yağı damlatarak kullanılabilir. Şimdi bir... Almanya'da her onkolog kemoterapiye başlamadan önce hastasına şunu tavsiye eder. Ağzınızı bu papatya çayıyla çalkalayın ve yudum yudumda için çünkü bazı kemoterapi ilaçları ağızda yara açılmasına neden oluyor işte yani hem ağzınızı dezenfekte ediyorsunuz hem de yaraların e, açılmasına engel olmuş oluyorsunuz bitti ha başka bir özelliği var regli dönemlerinde depresif geçiren bayanlar sakın olaki ee, bu papatya çayını ihmal etmeyin. Müthiş antidepresan özelliği var Regli döneminde ki bayanlar için. Evet. Bunu yani edemez. her şeyin bir yaratılış nedeni var. Yani bunu araştırmak ortaya koymak yani o kadar zaman alan bir şey ki inan bazı bitkiler var benim hayatımda 40 yılı aşmış hala daha o nimetin içindeki hikmeti göremiyorum. Yani mukayese ediyorum, bakıyoruz, laboratuvara giriyor, işte sır, sırrını vermiyor. Yani işte hiç ummadığınız anda, aa bu bitki çok zor, ben bunu nasıl araştırırım bunu filan dediğinizde çorap söküğü gibi geliyor. Çok basit ya ne olacak o bu siz, çocuk oyuncağı. Size, yıllarınızı alıyor. Şimdi evet. ıspanak biz e, ıspanak, maydanoz, ıspanak verdiğiniz kürler var hocam. E, neye yarıyordu hemen onu hatırlatalım. ıspanakla e, maydanoz ve ıspanak. Antidepresan. 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 Şunun için sordum. Siz bunu anlatana kadar biz ıspanağa böyle mi baktık hocam? işte yumurtalı ya <laughs> yumurtayı kırıp yerdik ya da evet. Ee, ne bileyim işte zeytinyağlı yemeği falan yapılırdı. Yani o yüzden siz çok basit gelen bir şey aslında sizin için basit. İlmine, e, evet. hükmetine sahip olan insan için basit. Mesela içinde demir var evet. diye biliyorsunuz bilim adamı işte 3,4 miligramsa bu o virgül hatası yapıyor. 34 diye yayınlıyor bunu. Vay sen misin bunu yayınlayan. Herkes ıspanakta demir var, demir var. Halbuki hiç öyle bir şey yok. Tamamen yanlış. Maydanozda ne kadar varsa onda da o kadar. kadar Türkiye'nin ıspanaktaki genetik kaynağı Iğdır'dır. Iğdır. O Iğdır ovasındaki köyler onlar yok oldu gittiler ama son anda yakaladım Hüseyin. Yani ben ee, buradan tüm değerli izleyicilerimizin huzurunda daha dün değil evvelsi gün geldi. Ee, Fikret Bey Iğdır Havalimanı'nda yürekten teşekkür ediyorum. Bul bana dedim ya. Gitti Nahçıvan'da. o biraz ilerisi evet. Nahçıvan, oranın köylerinde bu. Gene bizim Iğdır'daki köylerden oraya gitmiş. Şimdi onlar hep mahalle olmuş. Allah ondan razı olsun. Buldu gönderdi bana. Ispanak? Şimdi Evet ıspanak tohumu. tohumu. Ispanak tohumu nasıl yapılıyor hocam? Hani şeyleri anladım da mesela domatesin kolay çekirdek de ıspanak tohumu nasıl? E de Aynı onun gibi o da çiçek açıyor. Çiçek de? açtığında toplayacaksınız. Evet yani e, dolayısıyla... İşte bunlar bizim Hiç görmemişiz. Çiçek açmış ıspanak görmemişiz hayatımızda. Evet. Neler? Eksiniz? Bakın. Hüseyin insan soyunu değiştiriyorlar. Bu GDO'lu tohumlar, zorlandırılmış şartlar altındaki hibrit tohumlar ne oluyor? Nutrigenetics. Yani genetik yapınız değişiyor. Dolayısıyla insan soyunu değiştiriyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri sokağa çık obez olmayan yok. Neredeyse yani bu insan soyundaki bir genetik kaynak olamaz artık Amerikan vatandaşlarında. Ne varsa Anadolu toprağında var. Neyse dönüyorum laf ıspanaktan da, evet. açıldı da şunu bilin ıspanak tükettiğiniz takdirde tek başına ama vücudunuzdan demir atar. Ha, onun için anemiye karşı. Demir eksikliğine karşı iyi geliyormuş deyip ıspanağı bolca tüketmek işte o. Tam tersi. Yani tam tersi onu söyleyeyim yani. Peki şimdi artık mevsimsel saç dökülmesi için evet. bitkilerden gelen mucizeyi değerli seyircilerimizle paylaşalım. Gerçekten çok önemli. Mevsimsel değil hep dökülen de var bu arada. Orada da yine siz sohbet ederken ben bitkimizi demledim. Birazcık da soğuması için süzdüm. Ee, burada lavanta, ceviz yaprağı, kırk kilit ve ısırgan e, bitkilerini yaklaşık 7-8 dakika kadar demledim. O demledi. ceviz yaprağı yok mu? O evet. ceviz yaprağı <laughs> lavanta. nasıl bir nimet ya Burada da ısırgan. Hüseyin. Ceviz ağacının yaprağı. Ya evet. hocam sayenizde hiçbir şeyi çöpe atmayın. Yani çöpe değil de o gözle bakmazsan Hiçbir evet. işine yaramaz senin. Şimdi ceviz ağacı var, noal olarak biz orada cevize bakarız, yaprağına hmm. bakmayız. Ama siz şimdi diyorsunuz ki ceviz yaprağı. Evet, ya müthiş müthiş bir şey. Yani tek başına bir programda ceviz yaprağı konuşulabilir. Tek başına işte biraz mesajını verdim ben, sinyalini verdim. Karabaş'ın nasıl e, kozmik ışınları. Seçici olarak kendini aldı. Her ışığı almıyor. Kozmik ışınları Konuşam daha hocam. çok tercih ediyor. Eskiden yapardık. 3 evet. bitki seçerdik. E, evet, biz yine onu yapalım. Dururduk. Evet, onları dururduk. Buyurun. Buyurun. E, demledikten sonra içerisine yaklaşık yarım çay bardağı kadar... Dur, bir bir daha araya tamam. biz e, girdiğimiz için. Şöyle baştan başlatalım. Baştan rica Lavanta bitkisi. Onunla birlikte ceviz yaprağı, burada da kırk kilit ve ısırgan bitkileri var. Bunları yaklaşık yarım litre kadar suyun içerisinde 7-8 dakika kadar demledim. Şişemizin içerisine de önceden elma sirkesinden koydum. Daha sonrasında suyu ılıttıktan sonra... Elma sirkesi, doğal elma sirkesi çok önemli. Değerli izleyicilerimiz bundan çok büyük fayda görürsünüz. Evelallah. Kaynatıp ılıt ılıttıktan sonra şişemizi doldurun. Böyle fısfıslı bir tane şişeye koyabilirler. Daha sonrasında duştayken duştan çıkmadan önce saç diplerine uygulayıp daha sonrasında şampuana gerek kalmadan durulama yapıp çıkabilirler. Eğer saç diplerinde çok yoğun sedef egzama gibi şikayetleri varsa duş öncesi de uygulayıp hani çok bölgede varsa duş öncesinde de uygulayıp birazcık bekletebilirler. Hani şu şekilde ee, şey saç tiplerine uyguladıktan sonra birazcık masaj 2-3 dakika kadar daha sonrasında durulamıyoruz gün içerisinde de kullanıyoruz Tabii hocam kokusu saçlarımıza durulamasak mı Evet yani şart şey... değil hiçbir şey olmaz kalsın öyle Tabii. Gece lavanta yoksa... tek başına saç yağlanmasında ve saç dökülmesinde etkilidir durulama sonrası lavanta çayıyla duruladın ya duştan çıkıyorsun bir daha onu durulama bırak lavanta kalsın, kalsın mis kokulu. Kokusu da evet. kötü değil şu an birazcık koktu burası. Yine kokusu da kötü değil. E, sirke Yok, ben tamam, benim, benim şey evet. hazır. E, benim, benim şişe hazır. Şimdi var ya neler var piyasada çıkıyor. Saç <laughs> sirkesi mi diyorlar? Evet hocam. Evet. Saç Hayır, hocam şu sır. an ama kendi yani kendimiz yapmış olduk. Kokusu da kötü değil. Kendiniz içerisine... de yapabilirsiniz. Zor bir şey değil. Birkaç damla lavanta yağı da damlatılabilir. Daha yoğun biraz. Saçların koku. çatlamasına karşı, <laughs> saçların yağlanmasına karşı, e, kepeklenmesine karşı. Çünkü saç çatladığı zaman hava alır ve dökülür. İşte çatlağı önlüyor. Yani onu söyleyelim. Peki. Ee, ee, benim şişe hazır. Ee, deri... Cilt kurulu, bu da çok önemli hocam. Deri döküntüsü ve cilt kurulu. Sizin bu konudaki öneriniz nedir? Evet, yiyelim. Burada da yine kendileri evde peeling yapabilirler. Buraya yaklaşık yarım, yarım su bardağı kadar normal bildiğimiz toz şeker koydum. İçerisine argan yağı, avokado yağı, bunlarla birlikte Hindistan cevizi yağı. Yiyelim biraz yavaş, tamam. <gülüyor> lütfen. <gülüyor> tamam, tekrar Tekre, söyleyelim. Tekrar sayalım, evet. İçerisine yaklaşık yarım su bardağı kadar e, toz şeker koydum. Toz şeker. E, bununla birlikte argan yağı, avokado yağı, bir de hindistan cevizi yağı koydum. Şu içerisinde küçük beyazlar hindistan cevizi yağı. Tamam. E, bunu karıştırdım. Daha sonrasında peeling yapmak istedikleri zaman bunu ellerine, e, özellikle manikür pedikür yaptıranlar e, tırnaklarda da kullanabilirler. Bu şekilde peeling olarak uyguluyoruz o toz şekerin nasıl olduğunu sert kaldığını hayretle göreceksiniz. Mesela elleri kuruluyan, kuruyanlar, e, diz kapağının altından sonra böyle pul pul dökülüyor, pullanıyor. İşte bununla e, sim ellerinde mesela kuruluk oluyor, pullanma oluyor. İlla sedef ve egzamaya bağlı değil. E, e, dolayısıyla burada bunu kullandığınız zaman göreceksiniz o pullanma da ortadan kalkıyor. Bir hafta sizi rahat ediyorsunuz. Bak bir hafta bunu işte böyle haftada bir birkaç kez tekrar ettikten sonra o iş kaybolup gidiyor Hüseyin. Bu iş bu kadar. Yani vücudunuz bir şeye tepki veriyorsa onun alışkanlık haline getirmemesi Gelmesine fırsat vermeyin yani önünü alın. Onu söylemeye çalışıyorum. Ama kronikleştikten sonra ilk zorlaşıyor tabii. Yani evet. Orada kaynayan ne kaldı? Mesela topuk. Topuklarınızı Hı. aynı şekilde çatlıyor topuklar evet. orada. Evet. Yine bu. Aynı olarak şeyi kullanabiliriz. Evet. Tamam. Tamam. Burada e, ısırgan lapamız var. Isırgan lapası yaptım. Eğer e, anal füstül şikayeti yaşayan Hı. danışanlarımız olursa bu şekilde. Soru değil miydi o? Ben görmüştüm şeyin üzerinde. Evet vardı evet. Evet. 15 Şu anda yıldır duruyor. okur musunuz? 15 Hüseyin? yıldır kronik anal füstür makat çatlağı rahatsızlığım var. Ağrılarım çok arttı. Makatta darlık, dışta da bir basur memesi var. Ne yapabilirim? Of ya. Allah'ım kimseye dert vermesin. Yani şu makat çatlağı var ya Hüseyin. Çünkü çünkü makatın e, temiz tutulması istesen de mümkün değil. Yani fakat çatlaktan dolayı orası iltihap yapıyor. Ne kadar hijyenik çalışırsanız çalışın bir türlü tam temizlenemez yani orası. Her çatlakta biraz daha açılıyor filan. Doğru dürüst oturamazlar. Özellikle mesleği icabı oturma çok olan insanlarda bununla karşılaşabiliyorsunuz. İşte işte kürsüde çalışanlar, ne bileyim ben, işte velhasıl oturması bol olan meslek grubundakiler de makat çatlığa. Hakikaten yani çekilmez bir yani. şey bu. Ama o kadar kolay ki çözümü. Yani hiç yağdan kıl çeker gibi derler. Çekip kurtulursunuz. işte ısırgan lafasını yapacaksınız çok az suda. Ve bunu bir tülbente koyacaksınız. Böyle evet ve bunu makata gelecek şekilde temas ettireceksiniz ve altınıza da bir naylon serin ki yatağa şey olmasın. 20-25 dakika orada beklesin. Müthiş iltihap emici ve oradaki yarayı kurutucu özelliği var. Yani müthiş diyorum Hüseyin. Yani bunun üstüne öyledir. bunun üstüne yok yok. Şüphesiz Bizim öyle. en çok bize teşekkür gelen, bize dua eden insanlar işte bu ısırgan hele hele dişi dişi ısırgan olursa o da Aliyu Ala olur yani onun hem erkeği var hem dişisi erkek olursa hocam ne olur ya o da faydalı, faydalı. ama en hızlı etkili olanı dişi ısırgandır. Peki ne kadar suya ne kadar ısırgan uygulayalım? Onu yaklaşık söylemedik. Şöyle yaklaşık e, 5-6 yemek kaşığı kadar suyun içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar e, yani <laughs> bölgeye girerler. Evet, Lapa yapacak her anne her kadın bilir. İlk. Lapa nasıl yapılır? Yani, tamam bu. Şöyle. Bu şekilde. Tamam. Bunu e, çok da sulu şey. yapmayın. Hı. 25 yapma. dakika tamam. Evet Şikayet içinde formik göre. asit var. Evet form form aldehit var. Bak sen şimdi... Ah Şimdi gene senin soruna başta dönüyoruz. Efendim bunun ısırganın içinde formik asit var, başka formaldehit var ve bunun analogları var. E bunları izole edelim. Bunun işte kremini yapalım. Evet. E işte ondan sonra kulum Yok. Olmuyor değil mi? Olmuyor. Olmuyor o işte. Bir bütün olarak 9000'in üstünde metabolit var o ısırganın içerisinde. Ya çok ayrı bir dünyadır bu ısırgan. Napolyon onları sarayların, sarayının bahçesinde özel olarak yetiştirtmiştir ısırganı. Sor sebebi nedir bilmiyorum. Yani neden Ama. ısırgana karşı bu kadar şeyi vardı? Onu ayrıca konuşalım. Özlem Hanım yönetmenimiz diyor ki soya sütü çok önemli. Soya sütü neden önemli? Ha. Hocam. Bakın soya bitkisel bir süttür bu akşamdan sabaha bu soyayı suda bekletiyorsunuz. Şimdi tarifini size verecek. Yani artık gelecekte hayvansal proteinlere sınırlama gelecek. Yetmiyor. Yetmiyor. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilen soyanın yüzde 95'i büyükbaş hayvan yemidir. Ve de GDO'ludur. Genetiği değiştirilmiştir. Şunu bilin: Anadolu'nun kendi doğal soya fasulyesi Karadeniz bölgesinde çok ekilirdi bu. İşte ne hikmetse bazı sivri zekalılar çıkıp bir şekilde bir şey uyduruyor. Oradaki o tecrübe, o bilgiler yok olup gidiyor. Soya fasulyesinin içerisinde bütün amino asitleri bulabiliyorsunuz. Yani 20 tane amino asit esansiyel ve esansiyel olmayan amino asitler. Geçen hafta hatırlarsanız hangi sütü yapmıştık? Yulaf sütü yapmıştık. evet, yulaf. Şimdi soya. Ha, şimdi bu soya bakın yaşlı insanlarda lentigo dediğimiz bir şey var. Yani derideki o kahverengi lekeler. Yani ciltlerdeki lekelere karşı işte e, soya fasulyesi. Bunu en az 20-25 dakika kaynatacaksınız. Soya ne olacak? Yavaş yavaş kızıla doğru dönmeye başlayacak suyu. İşte o suyu lütfen o lentikoların üzerine, yaşlılık lekelerinin üzerine sürün. Ama bunun sütü var ya bulunmaz bir nimet. insanlar. Süt deyince illa hayvansal akla geliyor. Yok. İleride yok böyle bir şey. Değerli izleyicilerimiz Peki. bunu bilsin. İleride yok yani bu süt. Sütleri ayrıca konuşalım hocam. Gerçekten çok önemli bir konu. Ee, evet. Protein kaynağı. Nasıl yapacağımızı da değerli seyircilerimize aktaralım. Çünkü süremizi de artık tamamlamak üzereyiz. İki ürünümüzde de yani yulafta da... E, yulaf da, da e, Soya fasulyesini de aynı şekilde akşamdan suda bekletiyoruz. Daha sonrasında ertesi gün yaklaşık 750 milim kadar e, suyun içerisine. bardak diyelim. Evet 3 bardak kadar suyun içerisine ekleyip e, blender'dan geçiriyoruz. Bu şekilde oluyor. Bir bardak soya atmış oluyorsunuz evet, için. Evet. evet. Şunun dolusu kadar soya koymuştum içerisine. Doğru. Bu şekilde oluyor. Yani hem sulu hem de taneli oluyor. Bunu sonrasında pişirip. E, tülbentten geçirdiğimizde soğuk olarak tüketebiliriz. Bildiğimiz süt ama bunu dediğim gibi bakın internette ben baktım soya sütü diyor badem sütü diyor fındık sütü diyor pirinç sütü bir sürü hazırlıyorlar ama en önemli tarafını eksik bırakıyorlar sağlığı olumsuz etkileyebilecek mutlaka ve mutlaka pişirilmesi lazım. 15 dakika pişireceksiniz, kaynatacaksınız. O köpürmeye başlar. 7. 8. dakikadan sonra köpürme gider. O zaman mesela içerisindeki fazin dediğimiz o toksik etkili o ortadan kalkıyor. Bir de yani insan mantıkken düşünürse ya siz bunu aldınız. Eee sonra bunu blenderdan geçirdiniz filan. Islattınız Ya bunun içinde bir sürü bakteri var. Ne oluyor? Değil mi? Hızla üremeye başlarlar. Onun için mutlaka kaynatılması, kaynatılması gerekiyor. Ondan sonra şişeye koyacaksınız. Içi İsterseniz içi. içine biraz kakao ilave edebilirsiniz. Ne bileyim ben zevkinize Keyfinize göre, göre. Evet. Keyfe keder. Peki, yeni hanım çok teşekkür ediyoruz. Ben ah, teşekkür ederim. Hocam, önüm yarın akşam pazartesiyi salıya bağlayan gece Leyletül Kadir, Kadir Gecesi, evet. buyurun. Şimdiden mübarek olsun diyorum, hayırlara vesile olsun diyorum tüm İslam alemine. Bu vesileyle ben değerli izleyicilerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Bize verdikleri destekten dolayı nasıl destek, teşekkürleriniz yağıyor. Bunun için ben teşekkür ediyorum. Bu ilim benim ilmim değil. Allah'ın ilmidir. Biz onları yarat çünkü yaratan da o. Onun içine onu yerleştiren de o. Bizim işimiz sadece onu araştırmak. Ha bu şu işe yararmış deyip insanın hizmetine sunmaktır. Bu vesileyle e, kapatıyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi devletimizin ve milletimizin üzerine olsun. Biz de size teşekkür ediyoruz. Tüm değerli seyircilerimiz de ben size teşekkür etmiş olayım. Hem Kadir Gece'nizi, yarın geceki bin aydan hayırlı Kadir Gece'mizi mübarek olsun. Şimdiden kutluyoruz. Hem de şimdiden bayramınızı, Ramazan bayramınızı kutlamış olalım. Görüşene kadar hoşçakalın, sağlıkla kalın.